böylesi korunmakta olan, bu kadar ciddi koruma statüsü olan bir yerde bunu yapabilmenin en önemli, en kolay yolu aslında burayı halk plajı adı altında halka sunarmışçasına bir proje üretmekti. Aşıma girince elektrik giriyor. Elektrik olmayan bir bölge burası. Elektriği yüksek gerilim hatlarından ormanın içinden deniz kenarına kadar getiriyorlar. Ve bütün plajı aydınlatıyorlar. Ve aslında bu plajın aydınlatılmasıyla birlikte bütün bu bölgenin 10-15 yıllık, kendi bakanlıktan da kendileri de söyledi bunu, gelecek 10-15 yıllık gelişim planı düşünülerek büyük bir elektrik altyapısı getiriliyor bu plaja. Şimdi bütün bunların hepsi bize bu kadar korunmakta olan bir yeri böyle ısrarla ve inatla, hani imkansızken ısrarla ve inatla yapılaşmaya açmak şüphe uyandırıcı. Arkasında çok kuvvetli, kararlı bir belki rant sisteminin olabileceğini düşündürüyor diyeyim. Ocak ayında ihaleye çıktığı zaman bu proje, Ekim ayında ve Kasım ayında kültür varlıkları ve kültür varlıklarını koruma kurulu tarafından izinler alınmış olan bu proje ihaleye çıktığında ihaleyi bir şirket alıyor. 47.7 milyonluk bir ihale bu. Ve bu ihale projesinin içerisinde hem Alacasu, Faseis Alacasu koyunda hem Faseis Bostanlık koyunda kafeteryalar, restoranlar, çok geniş alanlarda işte karşılama merkezleri işte ve bütün plaj işte böyle yürüme yolları, ahşap yürüme yollarıyla kaplanmış, yüzlerce şezlong, yüzlerce şemsiye ile kaplanmış. Yani tamamıyla bütün plajı kaplamışlar. Arabaları sokacak yerleri yapmışlar bile, ormanda cepler açmayı düşünüyorlar. Bütün makileri kesecekler. Yavaş yavaş o yol yetmeyecek. Orman yolu genişletilecek. Belki mıcır dökülecek, üstüne beton dökülecek, sonra asfalta dönüşecek. Yani bu bir gelişim. Yani bu zaten bu kapitalist sistemin içerisinde yaşadığımız sürece bu değişimden kaçınamayız. Tüketme odaklı olduğu için. Bütün bu gelişimin artık önüne geçemeyeceğiz. Bu ilk adım. Bu ilk adımdan sonra gelecek şeyler çok belli. Ve ne olacak? Artık oranın bir kere doğal yaşamının yerine biz insanların üstünlüğünü, hakimiyetini kurduğumuz, yine biz insanların kolonileştirdiğimiz bir alana dönüştüreceğiz biz oranı. İnsan kolonisi, oradaki bütün canlıların ve varlıkların, floranın, faunanın, ekosistemin içinde baskın, üstün ve oraları ele geçirmiş olacak. Artık oranın o dokunulmamış endemik bitkileri büyük bir ihtimalle de birkaç sene içinde yok olup gidecek. Buranın denizinin, suyunun, deniz ekosisteminin de kalitesinin tekrardan eski haline dönüştürülmesi üzerine çalışmalar yapacağımıza, buranın taşıma kapasitesini sınırlayacağımıza, şu anda biz buranın taşıma kapasitesine ton ve ton insan arttırıyoruz. Şu anda yazın yapılan ölçümlerde, işte bunların hep Çalıştay sonuçlarında var, denizimizin taşıma kapasitesi teknelerin de yoğun kullanımıyla zaten çoktan aşmış durumda. Daha Faseis Bostanlık koyunda hiçbir şey bozulmamıştı. Bakın 13 Nisan'da daha hiçbir şey bozulmamıştı. Bu karara rağmen, karar elimizde, bu karara rağmen Faseis Bostanlık koyunda 25 Nisan'da son sürat jandarma ve komando eşliğinde korumasında İnşaat başlatıldı. Ve bu inşaat jandarma ve komando korumasında başlatıldı. Bir tabur mavi bereli komando buraya indirildi o günlerde. Ve sayısız jandarma, komutanlar, sivil jandarmalar bütün koyu onlarla korumaya aldılar o bölgeyi ve inşaata başladılar. Ama eğer yaşanılacak bir gezegenimiz olmazsa çocuklarımıza bırakabilecek dokunulmamış doğa parçaları olmazsa,
Eğer tarihimizle, kültürümüzle bağ kurabileceğimiz bölgeler tamamıyla kültür miraslarımız tahrip edilirse, zaten geleceğimizi, o geleceğimiz çok karanlık. Biz önceliğimizi artık doğa için çalışmak, yapmak zorundayız.